mutlu musun? Hı hı. Hem de pek çok. Bu sabah her günden daha güzelsin. Hem de şık. Çok değiştin. O vahşi halinden eser kalmadı. Namuslu, dürüst bir insan gibi düşünüyor, öyle davranıyorsun. Senin sayende. Seni böyle gördükçe senden ayrılmayı değil... yeşillikler arasında kaybolmuş ailemden kalmak, küçücük evde görmek istiyorum seni. Ciddi mi söylüyorsun? Bir gün götürecek misin beni oraya? Hı hı. Canım. Beyefendi, salonda biri var, sizi görmek istiyor. Kimmiş, adını söyledi mi? Hayır. Ya. Çabuk atlat onu. Seni odada bekliyorum. Ben Salih Atlamaz, kulübün müdürüyüm. Ben Deniz Ferit, buyurun sizi dinliyorum. Sizinle bir mesele hakkında konuşmaya geldim. Bana yardımcı olacağınızı ümit ediyorum. Mesele şu... bir haftadan beri devamlı olarak oyunda kazanıyorsunuz, hem de büyük miktarda. Yoksa hile mi yapıyorum sanıyorsunuz? Siz değil, sizin için bir başkası. Başkası mı? Kim? Yeni kulüpiyemiz Kadri. Garip bir rastlantıyla hep onun masada bulunduğu zaman oynuyorsunuz. Ve her seferinde de kazanıyorsunuz. Size yemin ederim ki bu adamı tanımıyorum. Ha, öyle olduğunu biliyorum. Yalnız öğrenmek istediğim bir nokta var. Oyuna ne zaman girmeniz lazım geldiğine nasıl karar verebiliyorsunuz... size bu hususta öğüt veren oluyor mu? Aa, arkadaşım Zehra Hanım, bu eli oyna, fazla sür, bu eli oynama diyor. Daima o bıyıklı krupiyenin masasında, değil mi? Evet. Başka türlü de olamazdı, çünkü Zehra Hanım krupiye ile anlaşmış. Olmaz öyle şey, tanışmıyorlar ki. Ben aksini söyleyeceğim. Her gün öğleden sonraları siz yokken buluşuyorlar burada. İspatı kolay. Kadir Bey şu anda bahçede olmalı. İçeriye girmek için de işaret bekliyordur. Gelin göstereyim. İşte orada. Ne yapacaksınız şimdi? Şimdi beklediği işareti vereceğim. Zehra! Zehra! Bir şey mi istediniz? Aa, bizim Kadri Bey'miş bu! Şimdi hapı yuttum. Zehra diye sesleniyordunuz galiba. Yanlış duymuş olmalısınız. Tuhaf şey ama... sesiniz pek yabancı gelmiyor bana. Olabilir. Üstelik bunlar da pek iyi yapışmamış. Aa, bizim Abdüllatif'miş. Abdüllatif mi dediniz? Evet. Bir ay önce tanıştığımızda öyle söyledi. Zehra'nın amcası. Ha, şimdi her şey aydınlandı. Bu işte burada noktalandı. Evet. Maalesef hiçbir şey aydınlanmadı. Şimdi söyle bakayım bana. Kumarda kazanmam için yardım etmeni kim söyledi? Hı? Zehra, ne yapayım, onun hiç mi istediğine hayır diyemiyorum. Oh, ne âlâ memleket. Amca yeğen bir olup beni sahtekar mevkiine düşürdünüz, hırsız yaptınız. Buna tahammül edemem. Bütün kazandığım parayı iade edeceğim müdür bey. Kulübün zararı olmayacak bu işte. İşi velveleye vermeyin beyefendi. Hem dedikodu olur, hem de büyük bir skandal. Bu paradan tek metelik istemiyorum, anladınız mı? Tek metelik! Namusuma, şerefime toz konduramam ben. Kulübün şerefini de düşünmeniz lazım. Bu parayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, birine verin. Mesela yardım derneklerine, fakirlere. Yahut da bana! Sen sus! Ve bir an evvel de buradan uzaklaşmaya bak, yoksa... Peki, peki, merak etmeyin, bir saate kalmaz giderim. Biraz bekle, Zehra'yı göndereyim, beraber gidersin. Müsaadenizle Ferit Bey, oyun salonumuz daima açıktır size. Zehra'yı sahiden mi geri gönderiyorsunuz? Hem de dakika kaybetmeden. Eğer bir daha başkasına yardım edersem, öyle olsun. İnsanlar ne kadar nankör olmuş ya Rabbim! Bak! Boşuna kendini yorma, olanları duydum. Yazık, amcamla ben boşuna o kadar kafa patlatmışız. Bula bula bunu mu buldun söyleyecek? İnsan bu derece ahlaksız olur mu? Söyle, niçin yaptın bunu? Seni kötü durumdan kurtarmak için. Kumarda devamlı kaybediyordun. Sonra benden ayrılmaktan söz ediyordun. Amcamdan yardım istedim. El ele verdik ve...
Seni sevdiğimden, anlıyor musun? Seni sevdiğimden yaptım bunu. Beni hırsız yaptın. Hırsızlığın ne demek olduğunu biliyor musun? Hırsız diye başkasının parasını çalana derler. Sen çalmadın ki, kazandın. Sahtekarlıkla, hileyle. Hiç de öyle değil. Çünkü bilmiyordun, sahtekarlığı ben yaptım. O sebepten sen suçlu olamazsın. Anlaşıldı, seninle başa çıkamayacağım. Zaten gereği de yok, ayrılıyoruz artık. Her şey bitti aramızda. Yarın gidiyorum buradan. Beni de beraber götüreceksin değil mi? Biraz evvel vaat etmiştin. Hayır, sen çok cici, tatlı, kanımı tutuşturan bir sevgilisin. Ama o kadar. Hırsızken hilekar oldun. Nerede, nasıl, ne zaman duracağın, beni nerelere sürükleyeceğin belli değil. Bu iş burada bitti, ayrılıyorum. Nereye giderim ben? Muhterem amcanın yanına. Peki, madem ki istiyorsun giderim. Ama yarın. Olmaz. Ne tasarladığını biliyorum. Önümde bütün bir gece var, onu değerlendiririm diyorsun. Sabah olunca senden ayrılma kudretini bulamayacağım kendimde. Çünkü aklımı başımdan alacaksın, değil mi? Yanılıyorsun yavrum, hemen ayrılacağız. Amcan seni aşağıda bekliyor. Dikkat et, eğer istediğini yaparsan pişman olursun sonra. Şimdi de tehdit mi ediyorsun beni? Hayır. Fakat seni tanıyorum. Beni bugün gönderecek fakat yarın çağıracaksın. Beni kovmakla benden ayrılabileceğini mi sanıyorsun? Benden ayrılamayacaksın. Hayalim seni bırakmayacak. Öyle gecelerimiz oldu ki onları unutamayacaksın. Öyle okşayışlarım oldu ki onların hasretini her an duyacaksın. Onları başka bir kadında bulamayacaksın. Git, rahat bırak beni. Dün gece bana söylediklerini hatırla. Sesin ne kadar tatlıydı. Zehra, söyle ister misin? Hatırlıyorsun değil mi? Söyle, hatırlıyor musun? Git buradan, git. Her şey bitti dedim sana. Peki, gidiyorum. Fakat şimdiden haber vereyim sana. Her şey bitecek aramızda. Ebediyen. Beni iyi tanıyorsun. Çok gururluyum. Asla dönmeyeceğim yanına. Asla. Beni bulmak isteyeceksin ama bulamayacaksın. Nerede olduğumu bilemeyeceksin çünkü. İsmimi değiştireceğim. Ağlayacaksın, bağıracaksın. Başını taştan taşa vuracaksın ama iş işten geçmiş olacak. Bu kapının eşiğinden aşarsam beni kaybetmiş olacaksın. Gönderme beni Peri. Cevap vermiyorsun. Demek bitti. Tamamen. Böyle arpacı kurması gibi düşünmeye devam edecek misin hep ha? Şuna bak. Ben de bilmiyorum. Ben senin yerinde olsaydım, kulüpte kazandığım paraları olduğu gibi hayır kuruluşlarına dağıtmazdım. Neymiş? Hileli kazançmış. O paraları nasıl kazandığım aklıma geldikçe çivili fıçıda sanıyorum kendimi. Bu kadar da fazla artık ha. Ben parayı düşünen kim? Bak sana söyleyeyim, böyle günde 24 saat Zehra'yı düşünmekte devam edersen işin içinden çıkamazsın ya. Bugün gazete okudun mu? Hırsızlık olayı var mı? Ver şuna gazeteyi. Hadi ver ver. Zehra'dan haber yok. Bak Zehra, bu uyuşukluğun sonu yok. Kararını ver. İş tutacak mıyız, tutmayacak mıyız? Elde avuçta bir şey kalmadı. Sıktım be amca. Görüyorsun ne halde olduğumu. Hele aklım başıma gelsin sonra. İyi ama iki aydır iş tutmuyoruz. Sen olmayınca işler ters oya düşüyor. Hazır turist mevsimi de yaklaşmışken... Olmaz dedim. Aklının başına gelmesi uzun sürer mi? Şu bir aylık yaşantımın ağırlığı üzerimden gidinceye kadar. Ben size bizim kız kötü yola saptı dememiş miydim? Bırak şu gazeteleri de gel kahvaltını et. Sonra okursun. İştahım yok.
Açlık grevi mi? Bu halinle yeni aşık olan mektepli çocuklara benziyorsun. 15 gündür ne İstanbul ne de Anadolu gazetelerindeki hırsızlık olaylarında Zehra'dan bahsedilmediğine göre... Ha? Herhalde o huyundan vazgeçmiştir. Değil mi? Ya canına kıydıysa? En iyisi gazetelere kayıp aranıyor diye ilan vereyim. Bir bu eksikti, daha neler, şuna bak! Amca! 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 Hazırlan, 3 gün sonra İzmir'e gidiyoruz. Artık İzmir'de mi iş tutacağız? Evet ama yalnız ben çalışacağım, tek başıma. Ha şöyle, bak yine doğru yola girdin. Hangi otelde tezgah kuracaksın? Otelde değil amca, gazinoda çalışacağım. İşte kontratım. Şarkı söyleyeceğim, dans edeceğim. Öyle mi? Yazık. Ne var o gazetede, ver bakayım. Yok, mühim ver bir şey bakayım. Yok. Ver. Kayıp aranıyor. Zehra Tuna aranmaktadır. Bulunduğu yeri bilenlerin 440196'ya bildirmeleri. Bildirenler memnun edilecektir. Daha çok arayacaksın. Üzülme amca, seni paşalar gibi yaşatacağım. Ferit! Müjdemi isterim. Ne yazıyor gazetede bak? Bak! Altın Yıldız Gazinosu Figen Sumru'yu iftiharla takdim eder. Yalnız isim değişik, Figen yazıyor. Belki de Zehra değildir. Boşver! İster Figen olsun ister Diken. Ben Zehra'yı gözlerinden tanırım. Nereye gidiyorsun? Süzan kahvaltı getiriyor sana. Gece kuşunu bulmaya. Bu sefer kafesinden zor kaçar. Dinle beni Ferit, dinle! Dur bir dakika diyorum! Ay Allah, pardon Suzan, bunun yüzünden! Ne oldu buna Nejat? Al oku anlar! Çabuk, çabuk gidelim buradan! Yine ne oldu? Sonra anlatırım, hadi gel! Affedersiniz, Figen Hanım'ın odası nerede? Röportaj için geldim. Şimdi otele gitti efendim. Acele ederseniz arkasından yetişirsiniz. Yıldız Oteli'nde kalıyor. Sağ olasın. Bu apar topar kaçışın sebebi ne amca? Yoksa gene bir iş mi çevirdin? Keşke öyle olsa, daha kötü. Ferit'i gördüm gazinoda. Ne dedin? Yanılmış olmayasın. Niye heyecanlandın? Hani artık sevmiyordun onu? Sevmiyorum. Korkarım bir işaret çaksa gidip kollarına atılacaksın. Hiçbir zaman. Beni nasıl kovduğunu unutmadım daha. İlk günler hiç çıkmıyordu aklımdan ama artık bitti. İsterse ayaklarıma kapansın, günlerce yalvarsın nafile. Belki kalbim parçalanır ama ona hiçbir şey belli etmeyeceğim. Anlıyorum. Belli halinden.